Yine nev sahipliğindeki Silent Mode Podcast'ine hoş geldiniz. Bu seride bahsedecek birbirinden önemli konularımız ve ağırlayacak birbirinden kıymetli konuklarımız var. Ve onları daha dikkatle dinleyebilmek için bütün ortamı sessize alıyoruz sürdürülebilirlikten tasarıma, dayanıklılıktan performansa birçok konuyu ele alacağız ve hep birlikte el ele daha iyi bir dünyayı nasıl inşa edebiliriz yollarına bakacağız. Ben Serdar Kuzuloğlu. Hadi sessiz alalım zaman. Bu bölümde konuğum tiyatro ve sinema oyuncusu Sayın Demet Akbağ. Demet Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetimizi kabul ettiğiniz için. E, eminim kariyeriniz boyunca birçok e, mekanda, dekorda e, bulunmuşsunuzdur. <laughs> Çamaşır makineleri huzurunda olmak nasıl? İlk. Bu ilk. Iç. <laughs> iç, Benim e, için de öyle oluyor. Evet, Hı? gayet e, değişik oldu. Ben e, herhalde şu taraftaki benimkiler, bu taraftaki sizinkiler. <laughs> evet. Artık hangimiz bitince programda bitecek herhalde. Evet, a, a birlikte asacağız. En <laughs> Birlikte asacağız çamaşırlarımızı evet ki ilginç Tabii. oldu bu benim için. Ee, bizi sizin vesilenizle ilk bölümü olarak izleyenler için de hatırlatmış olalım. Bu Miye'nin e, sessiz çalışan e, makinelerinin birazcık e, esprisini vermek hem de e, bir anlamda canlı performansıyla göstermek için. Hani çalışan çamaşır makinelerinin huzurunda konuşmak dahi mümkün bir dönem e, hani kapıları bacaları kapattığımız Doğru. halde diye. Sizinle daha çok sürdürülebilirliği konuşmak istiyorum ama hazır bir oyuncuyu üstelik Türkiye'de bu konuda kendini ispatlamış ve çok uzun süredir birikim sahibi olmuş birini bulmuşken birazcık meslekle ilgili başlamak istiyorum. Bir oyuncuyu mesela e, bu arada şu hatırlatmayı da yapalım. Bu kaydı yapmamızdan iki gün önce e, sizin nazik davetinizle Yılmaz Erdoğan'ın yazıp Serdar Biliş'in yönettiği e, Aydınlık Evler oyununu izleme fırsatı evet. buldum. Çok keyif aldım dolayısıyla bugünkü sohbetimizde ondan çok izler taşıyacak e, tazeliği sebebiyle. Evet, ben de onun için istedim gelmenizi çok, ve oyunu çok... izlemenizi madem sohbet edeceğiz e, son bir buçuk senedir beni çok heyecanlandıran e, sahneye 15 yıl sonra sahneye geri döndüğüm oyunu görmenizi istedim. İyi ki de e, öyle oldu. Herhalde sohbetimiz daha iyi şekillenir şimdi. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyorum. Benim de gerçekten e, yani burada anlatsam uzun sürer de... ...çok ilginç tesadüflerle bir türlü izlemeye fırsat bulamadığım bir oyunda... ...çok da mutlu oldum, çok keyif aldım. Evet, e, dolayısıyla biraz ondan da izler taşıyacak şüphesiz ama... ...öncelikle oyunculukla başlamak istiyorum. Oyunu izledikten sonra şeyi hissettim. Acaba şu anki duygu durumum nasıl diye mutlu olduğumu düşündüm. Ondan sonra dedim ki ya mesela seyircinin mutlu olma hissi falan iyi güzel hoş beklenen bir şey de oyuncuyu tam olarak ne mutlu ediyor onu merak ettim. Ne mutlu eder oyuncuyu yani bu alkış ve sevginin ötesinde mutluluk kaynağınız ne? Oyuncuyu bir oyunun finalindeki coşkulu alkış çok mutlu eder bir kere. Ee, o gün e, ki performansında ...kendinden mutluysa... ...o mutlu eder. Çünkü aslında her oyun... ...biz aynı şeyi... ...tekrar ediyor gibiyizdir. Hatta bize en çok... ...söylenen şey şudur oyuncular... ...ay bu tiyatroculukta da... ...her gün aynı şeyi oynamaktan sıkılmıyor musunuz? Hayır aslında sıkılmayız. Çünkü... ...biz kendimiz... ...her oyuna gelişimizde... ...aynı ruh haliyle gelmeyiz kulise. O günkü ruh halimizle evet tekstteki cümleleri söyleriz ama farklı farklı minicik minicik şeyler deneriz. Onları oyunu birkaç kez seyreden seyirci çok fark etmez. Biz kendimiz fark ederiz. Yani o... Oyun oynandıkça hani şöyle de bir tabir vardır bilmem duydunuz mu hani oyun iyice oturmuş derler evet. o oyunun oturmuş hali e, her oyun oynandıkça bir şeyler bulursunuz minik detaylar bulursunuz bazen küçük bir mimik olabilir bazen bir nida olabilir bütün bunlar e, rolünüzü daha iyi karakterinizi daha iyi donatır. O yüzden de e, o bulduğunuz mesela benim bir oyunda bulduğum minicik bir e, mimik, başka bir bakış, o gün e, içimden gelen ufak bir doğaçlama e, ki karşılığını seyirciden eğer bir de reaksiyon olarak alırsam o gün beni daha da mutlu eder. O yüzden oyun. Ee, hani sinemada yapıyoruz oluyor bitiyor o tarihe geçiyor bir daha onu geri alma imkanımız yok ama tiyatroda bazen hatalarınızı bazen o güne kadar hiç fark etmediğiniz minik bir ayrıntıyı oyuna ilave ederek o karaktere ilave ederek oyunu daha da tatlandırma imkanınız var. O yüzden de sürdürülebilirlik oyunda e, olumlu anlamda sürdürülebilirlik beni çok mutlu ediyor tiyatroda. E, söylediklerinizi e, tamamlama adına şöyle bir hatıra taze hatırayı da paylaşayım. Evet. E, tiyatroda e, sizi izlerken yanımda Yonca Hanım vardı. Yonca Evcim. Evet. Yonca Evcim'i ya bu benim ilk izlediğimden bambaşka bir şey olmuş dedi. Sanıyorum evet. galasında <laughs> izlemiş. Evet. E, şimdi kaçıncı oyununuz oluyor bilmiyorum ama söylediğiniz gibi. Siz hani... 45. oyunu izlediniz. <gülüyor> <gülüyor> Düşünün, hemen söyleyeyim. Yani 45 e, e, temsilde. Yani Yonca 7. ya da 8. oyunu izlemiştir en fazla. Gala çünkü oyun başladıktan bir hafta sonra olur. hı. -hı yerden sonra ee, çok değişti oyun evet <laughs> evet ve mesela o seyirci olarak e, o kadar zaman geçtiğinde geçmesine rağmen bunu fark etmiş dolayısıyla hani bundan sonra e, ben de o hem yonca'nın söylediğim, sizin söylediğinizden e, yola çıkarak e, izlediğim oyunları birkaç defa e, izlemeye karar verdim. E, eminim o serüveni izlemekte evet, keyifli özellikle olacaktır. Özellikle komedide bu daha mümkün. Değil mi? E, birazcık e, e, karakterler iyice oturunca o e, neyin çalışıp, reaksiyonel neyin bir şey ya, evet. Neyin çalışıp neyin çalışmadığını keşfetmek ilk oyunlarda biraz daha e, hiç tekstin dışına çıkmadan hatta gözünüzü karşı ...karşınızdaki oyuncudan alamadan e, sadece doğru teksti doğru e, zamanlamayla oynamaya çabalıyorsunuz. Sonra rahatlayıp artık ezber tamamen bilinçaltına geçince minik minik e, oynaşıyorsunuz karakterle o tatlı oluyor. Hiç şahit olmadığım için soruyorum provada da bu olur mu yoksa prova tamamen metnin oturtulması mıdır? Ee, prova metnin oturtulması, mizansenin oturtulmasıdır. Ee, daha çok o sahne trafiğinin, nereden girdik, nereden çıktık, hangi lafla neyi söyledik. Ee, seyirci gelmeden aslında, e, özellikle komedide, seyirci o salona oturmadan e, oyun e, tam olarak anlaşılmaz. Çünkü bazen sizin çok emin olduğunuz yerlere... Reaksiyon olarak seyircinin reaksiyon vereceğinden emin olduğunuz yerlere hiç reaksiyon gelmez. Hiç tahmin etmediğiniz yerlere gelebilir. Ama bir de e, tabii ki tahmin ettiğimiz evet burada bir kahkaha vardır. Burada bir şey vardır. Burada biraz daha zamanlamamızı doğru kullanalım deriz. Ama komedi seyirciyle e, tam vücut bulur değil. Evet evet. Özellikle komedi. Yine sizi izlerken aklıma gelen bir şey düşündüm. Şimdi e, sizi tiyatroda, televizyonda, çeşitli e, sinemada elbette e, yapımlarda izledim. E, milyonlar gibi e, birçok farklı e, ruha bürünmüş halinize şahitlik ettim. Evet. E, büyük hayranlıkla izledim. İşte e, Hatta bir işte iki gün önce de canlı tekrar izleme fırsatı buldum. Bütün bunlardan yola çıkarak hani baktığımda şeyi gördüm. Hani bir... Birini bir ruh halini bir insanı bir kişiliği personayı bu kadar iyi canlandırabilirken acaba kendinizi yeterince ifade edebiliyor musunuz? Yani hiç o var olmayan birinin etine kemiğine ruhuna sesine e, duygularına bürünürken e, bu kadar iyi ifade edebilirken kendinizi ifade etme konusunda bir açlık hissediyor musunuz? Şunun için sordum yani ben Demet Akbağ'ın canlandırdığı birçok figürü biliyorum tanıyorum o evet. kişileri. Ailemden biriymiş gibi biliyorum. Ama Demet Akbağ'ı hiç tanımıyorum. Eminim milyonlarca kişi içinde böyledir. Yani Vallahi... bütün bu ki, kimlikler, kişilikler içinde kendinizi e, biraz dışarıda bırakılmış hissediyor musunuz? Zaten ben kendimi dışarıda bırakayım diye bu mesleği seçtim. Yani ben öyle düşünüyorum. Ben başkaları olmayı sahnede seviyorum. E, yani kendimi dışarıda bırakayım derken... Şimdi bu nasıl anlaşıldı bilemiyorum ama birazcık kendinden sıkılan insanların işi galiba bu oyunculuk. Hani bana hep soruyorlar işte niye sahnede tek kişilik bir şey yapmıyorsunuz, niye stand Yani kendim olmaktan ve kendimi anlatmaktan çok memnun olmuyorum. Başka bir kimlikte rahat ediyorum ben sahne üzerinde ama özel hayatımda bu böyle değil tabii beni yakından tanıyanlar gayet iyi bilirler ee, çok olduğum gibiyimdir yani e, duygularımı çok gizleyemem hemen mutsuzluğum mutluluğum yüzümden anlaşılır ee, çok farklı ve değişik kişilik özelliklerim yoktur ee, sıradan olduğumu düşünürüm normal hayatımda herkes gibi gülerim eğlenirim ağlarım duygulanırım ee, tabii ki e, kendi kimliğimle bir seyirci karşısında olunca e, kibar ve nazik olmaya çalışırım. E, seyirci beni bugüne kadar tanıdıysa özel hayatımla e, ilgili, kendi kimliğimle ilgili verdiğim röportajlardan, gördükleri canlı yayınlardan tanımışlardır. Bu da çok normal. E, karşılıklı sohbet ettiğim insanlar belki biraz daha yakından tanımışlardır ama oyunculukta bence böyle bir psikolojik bir değişik bir e, durum var oyuncu olma isteğinde. Çocukluktan kaynaklanan <laughs> bir şey belki başka bir kimliğin içinde e, kendini bulabilme, hı hı. bulma isteği. Peki iyi oyuncu nedir? Yani iyi bir oy iyi bir oyunu oyunun içinde iyi bir oyuncuyu izleyici olarak algılıyoruz da ben Şimdiki kelim tabirle söyleyeceksem kelimeye dökemiyorum. <laughs> ben nedir nedir? Şimdiki anlayışla söyleyeyim. Seyirciyi inandırdığınız sürece iyi oyuncusunuz. Hmm. O oynadığınız karakteri Yani bu karşı sessizi izleyen insana bağlı. Yani şu anda yani e, sakil durmama mı o rolün içinde? Sakil durmama. Seyirciyi ikna etme. Seyirci inanıyor gerçi. Gerçi seyirci biraz da daha... Haftalarca seyrettiği aynı karakteri haftalarca gördüğü için de inanıyor dizilerden bahsediyorum. Hı hı. Ee, önce bir reddediyor mesela sonra bir süre sonra diyor ki aa, bu rolü ondan başka kimse oynayamazmış. Değil yani bir buçuk senedir aynı kişiyi seyrediyorsun da ondan öyle geliyor <laughs> sana yani aslında. Ee, ama oyuncu e, bir hamur farklı farklı karakterlere bürünebilen sesiyle yürüyüşüyle tavrıyla. E, şey işte konuşma biçimiyle her şeyle e, farklı farklı karakterlere girip farklı kimseler e, olabilen çarçabuk olabilen kişiye diyorum ben evet. e, ve beni inandırması gerekir birbirinden e, farklı oynadığı e, karakterlerle rollerle hı hı. E, bir e, evet bir ehliyet gerekiyor mu diye soruyorsanız e, aslında gerekmiyor. Ama oyuncu kendini donatırsa, bir klasik eğitim alırsa e, o da kabulümüz. Ama e, aman efendim e, hani bir cerrah gibi diploması yoktur, ameliyata giremez durumu söz konusu değil. Evet. Öyle diplomasız e, <gülüyor> Mine, <gülüyor> bizim mesleğimizde çok var, kimse tabii, var. Tabii. E, diplomalı ya da diplomasız, biraz kalp işi, biraz ruh işi. Yani ben konservatuvar mezunuyum ama bilmiyorum... E, bu işin okulunu okumasaydım da sanki oyuncu olabilirmişim gibi geliyor evet, bana ben şimdi. Ben de hep onu düşünürüm bazı kişiler için. Mesela bazı oyuncuların da hep aynı rolü oynadığını düşünüyorum. Değil nerede mi? olursa olsun. Mesela sizde baktığımda... Hani bir Demet Tiyatro'daki Demet Akbağ'la Firuze'deki Demet Akbağ bambaşka işte. Evet. Bu tiyatrodaki, oyunlardaki, temsillerdeki kişiler bambaşka. Yani o gerçekten bürünebilmek de ayrı bir şey. Bazılarını ben hep sanki aynı figürü başka isimler ve başka e, suretler başka içerisinde. E, aynen aynı aynen görürüm o da apayrı evet. 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 Peki tiyatroyla ilgili son merak ettiğim konu hani etrafındaki tartışmalarda, söyleşilerde çok sık kulağıma çalınıyor. İşte tiyatro eskisi kadar iyi yok falan diyor ama benim gitmek gitmeyi isteyip gidemediğim tiyatroların tamamındaki gerekçe yer kalmadığı için oluyor. Evet. Ee, ve gittiğim bütün oyunlar özellikle işte sizin izlediğim en son Aydınlık Evler oyunu Salon tıklım tıklım dolu yok. Yani <laughs> sanki bu tiyatro ile ilgili söz konusu yani anılan sıkıntı ilgiyle değil de zaman ve mekanla ilgili bir sıkıntı gibi. Siz nasıl görüyorsunuz? Bence bu son zamanlarda artık çok farklı nitelendiriliyor. Yani tiyatro Salon sorunu, tiyatrocuların sorunları, özel tiyatroların sorunları. Mesela bundan on yıl önce bunu çok daha fazla konuşuyorduk. Ama artık böyle değil. Hı hı. E, canlı performans izlemeyi seviyor seyirci. Ben gençlerin hem izleyici gençlerin hem oyuncu gençlerin e, tiyatro yapma sevdalarını, oyunculuğu sahnede öğrenme sevdalarını çok takdir ediyorum. E, çok da başarılı. E, işler yapıyorlar. İrili ufaklı ama yüz kişilik ama elli kişilik minicik cep tiyatroları da var. Biraz daha büyükleri de var. İki yüz kişilik salonlar da var. Ama şu anda inanın hangi oyuna gitmek isteseniz yer bulamazsınız. Evet. Ha bir de şöyle bir eskiyle kıyaslama yapabiliriz. Eskiden benim mesleğe başladığım yıllarda e, haftanın beş ila altı günü oynarken şimdi bu sayı daha azaldı. Yani şimdi seyircinin birikmesini bekliyoruz artık. Hmm. Eskiden bir tek Pazartesi günleri tiyatrocuların of geceleriydi. Pazartesi dışında Salıdan Pazara kadar oyun oynanırdı. Üstelik Cumartesi-Pazar matine suare oynanırdı. Şimdi ayda beş oyun altı oyun civarı oynuyor tiyatrolar. Yani ayda haftada değil. Ee, bu birazcık turne. Ee, şehir içi turneler e, o, gerçekleştiğinde de e, mecburen böyle oldu. Mesela e, artık bir özel tiyatronun yerleşik bir tek salonu yok. Doğru. Mesela Evet. Çok, bir e, çok oyun İstanbul'un farklı yerlerinde artık İstanbul'da çünkü bence bir şehir olmaktan çıktı bir ülke. <laughs> bir, Bölge. ülke bir ülke. Bölgelere ayrılmış bir ülke. Mesela A Anadolu yakasına Turneye geliyoruz. Eskiden öyle değildi yani... İstanbul'da e, herhangi bir semtteyse bir özel tiyatro... O semtte yerleşik salonu oradaydı. Giderdi orada görürdü insanlar oyunu izlerdi. Sonra bu tiyatro Anadolu turnesine çıkardı. Şimdi öyle değil. Şimdi Anadolu yakasına turneye geliyoruz Avrupa yakasında. Farklı farklı sahnelerde oynuyoruz. Oyunları. Hı hı. Dekor da buna e, el verirse tabii. E, ben tiyatronun o... E, çok çok sıkıntılı dönemlerinde ne atlattığını düşünüyorum. Çok aman efendim seyirci yok salon yok prodüksiyon yapamıyoruz gibi durumlar söz konusu değil artık. Baya baya doluyor tiyatrolar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Ben bile bazen gitmek istediğim oyunlara yer bulamıyorum. Evet. Evet bir yandan tabii sevindirici bir yandan evet. üzüm verici çünkü e, şunu düşünüyorum yakın arkadaşlarımla yaşadığım bazı tecrübelerden yola çıkarak hani tiyatroyu böyle e, eski usul eski moda bulan bazı arkadaşlarımı tiyatroya götürdüğümde fikirleri değişti. Evet. Yani bu biraz maruz kalma, şahit olma ile ilgili bir şey. Oraya bir kere gidebildiği, onu tecrübe edebildiği zaman insanların fikirleri değişiyor. Elbette televizyonun, internetin, telefonların, tabletlerin konforuyla rekabet etmek mümkün değil. Ama bu evet. biraz hani böyle hızlı yemekle. E, ...ağır pişmiş yemek arasındaki o sofraya gelen lezzet farkıyla da ilişkili bir şey gibi evet, geliyor. Evet yemekten güzel örnek verdiniz. O zaman şöyle söyleyeyim. Hiç yemediğiniz bir yemeğin e, yemeği ilk yediğinizde kötüsünü yerseniz bir daha yemek Değil istemezsiniz. Evet, evet. Bence biraz da bununla da alakalı bir şey. Tiyatroya da hiç gitmemiş bir insan ilk izlediği kötü bir oyunsa <laughs> biraz soğuyabilir tiyatrodan. <laughs> o yüzden hatta zaman zaman böyle... E, biraz an iç karartıcı ya da birazcık olmamış, biraz eksik ve tam olmamış projeler izlemek de seyirciyi tiyatrolardan soğuttu bir dönem. Bir dönem çok vardı bu. Ben de çok sık duyuyordum bunu. Ee, ama iyi bir oyunu yani oyundan çıktığınızda mutlu hissediyorsanız kendinizi o bir sonraki oyuna davetiyedir aslında. Filmler içinde öyle değil midir? Şüphesiz. Yani en son izlediğiniz film... ...ay bir bir müddet sinemaya gitmeyeceğim Allah aşkına... ...bu ne biçim filmdi diyor çıkarsanız... <laughs> e, ...o filmden... ...hani bir müddet gitmezsiniz. E, ben o yüzden hep bizi rakip olarak gösterdiklerinde... ...sinemada da, tiyatroda da... ...ay işte şu film çıktı... ...o da çok gişe yaptı, ne diyorsunuz? Yani hep derim... ...yani bizden önce vizyona giren bir film... E, ...iyi gişe yaptıysa... ...ve seyirciyle buluştuysa... ...bu bizim için iyi bir referans... Yani seyirciyi e, sinemaya küstüreceğimize barıştırmışız. Demek ki bir sonrakine de bir ümitle gidecektir. Bence Süpersiz. böyle bir şey. Ee, bir de artık maliyet olarak da yüksek maliyetli e, tercihler olduğu için... ...bu sinemada, tiyatroda evet. yani tiyatro o kadar olmasa bile sinema hani... Sinemada e, da maliyetli. Evet ailece gidildiğinde epey bir maliyet. Dolayısıyla oradaki e, memnuniyet, beklenti, eşiği... De yükseliyor sanıyorum. Peki şimdi burada ev sahibimiz bu dönen tamburların eşliğinde evet. aklıma geldi. Yüzyılı aşkın bir marka dolayısıyla hani sürdürülebilirlik konusunda bu kadar rekabetin yaşandığı bir alanda kendini ispat etme başarısına ulaşmış. Ve bütün bunu da yaptığı işe yönelik özeniyle gösteriyor ki o özeni de. İşte hani biz bugün burada sadece sessizlik bağlamında ele alıyoruz. Sizin tarafınızdaki sürdürülebilirlik nasıl oluyor? Yani bu kadar yoğun rekabetin, bu kadar yüksek egoların e, ve ilişkilerin bu kadar belirleyici olduğu bir alanda... E, ...mesela sizin gibi aradan sıyrılmış bunlardan en azından seyirciye yansıdığı kısmıyla azade görünen insanlar nasıl sağlıyor bu başarıyı? E, proje... E seçimleri bence çok kıymetli ve değerli burada. Yani neye evet dediğiniz ve neye hayır dediğiniz hani hı hı. E, denir ya, bilinir ya. Benim kariyerimi hayır dediklerim belirler dedi diye, de, diye bir çok, çok da önemli bir laf ona. vardır. E, burada e, bence bu çok önemli. Sürekli görünüyor olmak ...uzun vadede sürdürülebilirlik konusunda bence sıkıntı yaratabilir. Çünkü sıkabilirsiniz seyirciyi. Çok normal beden aynı beden, ses aynı ses. Ee, birbirinden ne kadar farklı karakter oynayabilirsiniz ki? Yüzlerce binlerce değildir bu. Doğru zamanda, doğru değişimi, değişmiş halinizle seyircinin karşısında olabilmek sanıyorum sürdürülebilirlik açısından çok önemli. Birbirinden farklı karakterler oynamak ve seyirciyi şaşırtmak. Yani seyirci evet ee, demet bu rolü oynuyorsa şu filmde bir şey demek istiyordur bize diye merakla gelmeli Bizi bakalım gene şaşırtacak mı diye düşünerek gelmeli. ...diye düşünürüm ben kendi adıma ee, birbirinin aynısı tekrarı rolleri pek kabul etmemeye çalışırım özellikle üst üste ise bu çünkü minik detaylarda benzerlikler taşıyabilir ama hikaye çok güzeldir karakterler çok güzeldir ekip çok güzeldir ee, kıymetli bir e, senaryodur yer almak isterim içinde. Ama öncelikli tercihim... ...ben nasıl bir rol oynuyorum bu... ...projenin içinde? Hı hı. Seyirci beni... ...ben bu soruyu sorarım, yakınlarım da bilir. Seyirci beni burada niye merak etsin? İlginç. Bu soruyu sorarım kendime. Niye seyretmek istesin? Evet bak burada bunu oynamıştım. Şimdi burada hı hı. da bunu oynayayım. Ki birbirinden çok farklı olsun. Bu benim tercihimdir. Ee, sık sık... E, ...görünür olmak sürdürülebilirlikte sıkıntı. Evet. Bana sorarsınız. Evet, çok önemli bir mesaj. Yani hani başka bir deyişle daha klişe bir tabirle söyleyeyim. Ee, e, klişe olmamak, yüzü eskitmemek. Hani evet. Yüzü eskitmemek tabiri aslında bu evet, e, evet. sık kabul edilen işler için geçerli. Tabii bazı e, mesleğimiz içinde bu ekonomik koşullarda e, hem çok sevdiğimiz hem e, seyircinin gözünde kariyer olarak her seferinde yükselmek istediğimiz bir iş yapıyoruz ama bir yandan da ekonomik şartlar var, hayat şartları var. Bir yandan da geçimimizi bu işten sağlıyoruz. Bazı şeyler de ekonomik açıdan tatminkar olduğu için de kabul etmek zorunda kaldığımız işler oluyor bunu da. Hı hı. Bunu da gö gö göz ardı etmiyorum ama e, yine de o e, idealle ekonomiyi Dengede tutma işi sürdürülebilirlik galiba biraz da. Evet. O teraziyi doğru dengeleme. Yani burada birazcık fedakarlık edeyim, ee, azıcık hayır diyeyim, azıcık durayım da e, bir sonraki projeye bakarız diyebilme lüksümüzün de olması gerekir. Bazen olamayabiliyor bu lüks. Evet. Şartlardan ötürü. Bu evet hayır deme e, konusundan bahsederken aklıma bir söyleşi geldi. Sizin söyleşiniz miydi Yılmaz Erdoğan'ın mıydı hatırlamıyorum ama bu e, Beşiktaş Kültür Merkezi kurulurken... Evet. hani e, Hatta sanıyorum bir Demet Tiyatro'da Demet Akbağ oynayacak söylentisi çıkınca işin algısı, herkesin bakış açısı değişmiş. E, i̇şte bir anda işleri daha ciddi almışlar ve sanıyorum o sıralarda altın portakalı almıştınız siz... Öyle evet. mi bir demet tiyatrodan önce almış mıydınız? Altın portakalım benim bir tane var bir demet tiyatrodan önce. Önce değil mi? Evet. Önce yani var, evet. dolayısıyla siz kendisini gayet ispatlamış, tescillemiş bir oyuncu olarak oraya geldiniz. Ama geldiğiniz yer aslında böyle baya belki de hani hayır da diyebileceğiniz bir yerde. Mesela oradaki evet hayır konusunu kendi içinizde nasıl değerlendirdiniz hatırlıyor musunuz? Tabii ki oradaki evet hayır şöyle bir de tiyatrodan bahsediyoruz evet. değil Hı -hı. mi? Onun o dönem. Biz o dönem e, e, Otogargara adlı bir oyunla Beşiktaş Kültür Merkezi'nin açılışını yaptık. Evet. Bu e, benim eee başrolünde oynadığım bir e, müzikli oyundu. İşte sanıyorum onun kabulünde sizin var olacağınız o oyunu bayağı bir parlatmış. Mesela o otogargaraya nasıl Otogargar evet şöyle dediniz? oldu. Bizim e, e, Yılmaz Erdoğan'la bir e, sezon önce e, yine sahnede e, bir show programı e, yapıyorduk biz Rasim'le birlikte sevgili Rasim Öztekin'le. Rasim'le birlikte oynadığımız skeçlerimizin yazarıydı Yılmaz. E, orada tanıştık. Sonra aradan bir yıl içinde işte bir yıl boyunca o projeyi sahnede sergiledik. Sonra bir yıl sonra Yılmaz geldi dedi ki Demet evet, dedim böyle böyle bir oyun yazdım. Biz Necati Akpınar'la Beşiktaş'ta bir eski sinemayı şu anda tadil ediyoruz ve tiyatro yapacağız orada. Ne dersin? Ben de aldım, okudum, çok güldüm, çok. ...hüzünlendim... ...skeçlere bayıldım... ...çok ilginç geldi zaten... ...o sene bir tiyatroya verilmiş sözüm yoktu... ...dedim ben varım... ...ve giriştik biz provalara... ...provalara başladığımız... ...dönemde... ...yaklaşık... bir ...altı, sekiz hafta sürmüştür provalar... ...tam provaların ortasında... ...bana televizyondan... ...STAR'dan, INTERSTAR'dan o ki ...bir teklif geldi... ...Cem Uzan'dan. <laughs> Cem Uzan dedi ki e, Demet Akba buyurun gelin bizim kanalımızda bir şey yapın ne olursa ne istersen bir program eğlence programı olur yarışma programı olur bir dizi olabilir ama bizim kanalımız bünyesinde olmanı istiyorum dedi. Ben de gittim Yılmaz'a zaten kalemini seviyorum Yılmaz dedim böyle böyle bir ama dedi ne diyorsun? şahane olur. Yani tiyatroda şu anda her şey koltuklar, perdeler, her şey bizim zaten bilet satışımıza bağlı. Her şeyi borca harca yapmışız. Cebimizdeki son kuruşa kadar bu tiyatroya yatırmışız. Çok iyi olur benim için dedi. Hani ben e, yazarım, e, sen oynarsın, yaparız biz bu işi dedi. Hemen kabul edelim. Ettim. Dedim ben gittim söyledim işte böyle böyle. Tamam dediler sen yazar olarak biz kimle çalışmak istiyorsan çalış. Eee... Yılmaz'a da dedim ki ben böyle sketch sketch şey istemiyorum. Böyle tiyatro gibi, dizi gibi bir şey olsun dedim. Çok yaptım ondan önce çünkü sketch program programı televizyonda çok sıkıldım artık o işten. Peki nasıl yapalım? O zaman biz yapalım dedi. Hazır tiyatromuz var dedi. Biz dedi bayağı o zamanlar öyleydi. Kaset teslimi diyorduk. Kaset teslim edelim, burada çekelim dedi. E tiyatroda çekelim. Sen Başrolü oynayacaksın. Başrolü senin Senin üstüne proje. De i̇çinde demet var, tiyatro var. Bir demet tiyatro olsun dedik. Adı bir Demet Tiyatro oldu. E dedi ki ben de oynarım küçük bir rol. Kendimiz bir kadro oluşturduk. Madem senin üstüne dedi böyle Lütfiye Abla diye dedi birinci. Hatta bir Demet Tiyatro'nun ilk adı bir Lütfiye Abladır birinci bölümün adı. Lütfiye Abla olsun dedi. Böyle bir hikaye yazalım. Biz aslında her bölüm başka hikaye anlatacaktık ama aile o kadar sağılmaya müsait ve Gerçekten. sıcak bir şey oldu ki o aile dedi ki biz neden bunu bir bölümde bırakıyoruz bir, bir bölüm iki bölüm derken üç bölüm dört bölüm ondan sonra bir demet tiyatronun karakterleri dizi olarak hayatımıza girdi evet. yani aslında otogar ile başlayan bizim yakınlığımız ve birlikte çalışma çalışma arkadaşlığımız bir demet ile devam etti ve ikisi birbirini körükledi diyeyim. Yani oyuna gelen seyirci oyundan zevk alıp ayrılıyordu. Oyundan sonra bir de tiyatroda seyrettikleri oyuncuları bir de canlı görelim diye oyuna geliyorlardı. İkisi birbirini besledi. Evet. Aslında e, oy, e, televizyondaki karakterlerin hiçbirini görmüyorlardı sahnede. Ama bambaşka bir e, oyun izleyip çok mutlu ayrılıyordu seyirci. Ve bence o sezon, sezonda vereyim istiyorsanız 1995... ...Oto Gargara bizim Beşiktaş Kültür Merkezi'ni kurduğumuz senedir. Aynı yıl bir de ve tiyatro başladı Star televizyonda ve sonra yedi yıl boyunca devam etti. Eskisi kadar televizyon izleyemiyorum ama evet. baktığımda hala e, tekrarları yayınlanıyor. Hafta sonları tekrarları denk geliyordum. Hala evet. devam ediyor mu bilmiyorum ama hala büyük bir keyifle işimi gücümü bırakıp... ...televizyonda denk geldiğimde izliyorum hala güldürüyor ve o... O, o yapımdaki karakterlerin sonra kariyerlerindeki evet. evrimlerine dair de çok ilginç tabii. bir kilometre taşı. Ya tabii makul bir saat süresi olduğu için. Evet. De, o da çok önemli. 45 evet. dakikaydı biz evet. bir de tiyatroyu çekerken. Şimdiki gibi bir buçuk iki saat sürmüyordu. Yani birer saat evet. özetin ardından iki yok, buçuk yok saat yok. Yani, <laughs> e, hadi tamam bu drama dizilerine bunu yaptılar da komedi bunu asla ya, kabul etmez. Ama. Komedi bir buçuk iki saat ekranda mümkün değil yani. Biz çok güzel zamanda güzel bir zamanlamayla yapmışız ve çekmişiz evet. demet tiyatroyu. E şimdi her şeyi bir kenara bıraksak Türkiye özel televizyon tarihine denk bir kariyeriniz var. Hani öncesini diyelim ki e, evet, doğru. E, bir kenara bırakalım. Doğru. Türkiye'de özel televizyon 90. üstünüze kurulmuş 90. yani hani bir anlamda baktığımızda. E, ve bugüne kadar da alnınızın akıyla gelmişsiniz. Dolayısıyla hani yine sürdürülebilirlik ekseninde biz bu kaydı 2023'te yapıyoruz. Yüzüncü yılına girdiğimiz cumhuriyetimizin de ee, önemli bir evresinde birebir şahitlik ettiniz ve mesleğinizden dolayı birçok şehrinde birçok insan profiline denk geldiniz. Evet. Sizin hani gözlemcilikten kaynaklı beslenme e, bir anlamda besininiz olan insan Türkiye'de nasıl değişti? Nasıl görüyorsunuz bu değişimi dönüşümü olumlu ya da olumsuz anlamda nasıl isterseniz? Evet. Seyircinin değişiminden bahsediyoruz değil mi Biraz Seyirciyi de tabii şüphesiz kapsar. Hani nihayetinde ee, hamurunuz insan. Evet. Ee, valla teknolojiyle galiba başka bir yere evrildik. Yani seyirci eskiden bize mesela daha cesur artık yaklaşırken sokakta gördüğümüz insan. Yani e, bu telefonlardaki fotoğraf makinesi durumu değil mi seyirciyle aramızdaki o duvarı tamamen kaldırdı. Yani gördüğü anda e, seyirci selfie algılamadan geçiyor. <laughs> fotoğraf çekebilir miyiz? Yani şu anda burada bunu oynasam acaba algılayabilir misiniz? Mesela şöyle. Şimdi bakın ben yolda gidiyorum. Size bir minik bir an göstereceğim. Şöyle, şöyle şöyle gidiyorum. E, benim siz demezsiniz. Ben de bir vatandaşım. Hı hı. Yolumda yürüyorum. Şöyle oldu olay. Lay lay loom, lay lay loom, lay lay loğum. Fotoğraf çektirebilir miyiz? <laughs> Şimdi beni ne ara gördün, <laughs> ne ara algıladın, ne ara fotoğrafa erdi fotoğraf çektirebilir miyiz? Anlatabildim mi? Evet, evet. Mesela eskiden ya yani şu karşıdan gelen de Vedat mı? Aa evet o galiba falan olurdu. Şimdi öyle yok. Bir plan program, bir, <laughs> bir plan program, Strateji. Bir şöyle duralım, evet. Yani seyirci artık... E, sevdiği, tanıdığı, ünlü dediği kişilere Sosyal medyadan ulaşabiliyor, Fotoğrafla ulaşabiliyor, her türlü cevabı verebiliyor, her türlü e, fikrini söyleyebiliyor. Bir bir Rahatlaştı, bir tuhaf bir rahatlık geldi yani vatandaşımıza. Benim gördüğüm. Hoyratlık diyebilir miyiz? Nasıl? Hoyratlık diyebilir hoyratlık miyiz? Hoyratlık <laughs> tabah. Zaman zaman hoyratlık tabah. <laughs> Fütursuzluk diyebiliriz <gülüyor> ya, <gülüyor> zaman zaman. Engin Günaydın'ın bir söyleşide bir şeyi aklıma geliyor. Ee, di, diyorlardı ki işte di, siz Normal bir vatandaş olsanız çok sevdiğiniz ünlü birini görseniz fotoğraf çektirmek için ha. hangi kelimeyi kullanırdınız? O da yanlış hatırlamıyorsam şey diyordu. Rahatsız etmemeyi tercih ederdim falan diye hasretini dile getiriyor herhalde. Ee, bir de şey var onun başında ama. Rahatsız etmezsek bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Evet. Rahatsız o da anlaşılabilir etmezsek. ama evet, değil mi? O da. Evet. Tabii tabii. Ama bunları bütün bunu anlıyorum. Yani bundan böyle bir ironik bir şikayet gibi bahsedilmesin. Artık gerçeğimiz bu. Evet. Bununla bununla kabullendi kabullandık. Bunu Herkes... yani. Eskiden imzalı resim dağıtırdık. Evet. Şimdi e, bu var yani. Evet. Herkes sevdiğinden bir parça istiyor galiba, i̇stiyor, değil evet. mi? Evet. İstiyor ama e, çok da anı yaşamıyor muyuz diye de düşünüyorum yani. Bunun daha evet. önce bir Programda da söylemiştim sanıyorum. Yani konsere gittiğimiz zaman konseri izlemek yerine onu kayda almak istiyoruz. Her tiyatroda eskiden kabuklu yemiş yemeyin diye uyarı vardı. <laughs> Şimdi fotoğraf kayıt almamanız, fotoğraf çekmemeniz rica olunur diye bütün tiyatrolarda anons var. Evet. Yani birazcık burada yaşıyoruz hayatı. Ben e, şimdiki insan profilinin değişiminin, e, teknolojiyle farklılaştığını hı hı. düşünüyorum. Burada vakit geçiriyoruz. E, buradan görüyoruz. Arkadaşlarımızın nereye gittiğini, ne yaptığını, ne ettiğini hep buradan takip ediyoruz. O sıcak temas kayboldu. Yani ben e, özlüyor muyum? Evet. Hani diyorlar ya eskiyi özlemek birazcık da gençliğini özlemektir. Hayır ben öyle düşünmüyorum. Ben o e, masumiyeti özlüyorum. Geçmişte. O e, buluşmak için ...saatleşmeyi... ...disiplinli olmayı, dakik olmayı... ...o saatte orada olmayı... ...yani yola çıktıktan sonra telefon elimizde... ...sekiz kere telefonda konuşarak... ...adres arıyoruz artık. Eskiden öyle değildi. En kötü ihtimal... 127 oğlu... ...otobüs durağında buluşalım denirdi. Otobüs durağında... ...buluşulurdu. Orada kime sorsan... ...gösterirdi değil mi? Kime sorsan <gülüyor> gösterirdi. <gülüyor> öyle bir tarif evet, var. Orada kime evet. sorsan gösterirdi. Tabii. Ya da kerteriz alınan yerler vardı. Değil mi? Caminin i̇şte, sağı. Cami, i̇şte şuradaki çeşme. şu ev. Çeşme onun sağından girdin mi iki sokak ötede falan. Böyle durumlar. Belki yani de bu yüzden bu belki de bu bütün bunlar yüzünden bu tiyatro dediğimiz şey e, heyecanını ve varlığını korumaya devam edecek. Çünkü e, sayeden çok insani açlıklarımızı gideriyor. O evet. birebir olma halini. Belki bu anlamda form değiştirerek devam edecek. Aynı şeye aynı anda gülme halini. Bir şeye reaksiyon verme halini getiriyor. Kesinlikle. E, evde tek başımıza bir e, iPad'in başında e, kendi kendimize gülmek yerine topluca eğleniyoruz, topluca gülüyoruz ve bence bu Çarpan etkisi de yaratıyor. Tabii ki çarpan evet, etkisi evet. yaratıyor. Vallahi çok sormak istediğim soru var da iki soruyla kapatmaya tamam, çalışacağım. Birincisi e, tekrar dönersek Aydınlık Evler oyunu 70'li yılların bende de çok güzel hatıraları olan dönemleri evet. objeleri, dekorundan, müziklerine repliklerinden yaşanan olaylara kadar birçok şeyi hatırlattı. E, ve o, o günlerden bugüne geldiğimizde hani son soru olarak şunu söyleyeyim. O kadar e, teknolojiden mahrum bir hayattan bugün işte e, bahsettiğiniz gibi teknolojiyle haşrolduğumuz evet. e, her tarafımızı kuşatan bir Hayata geçtik. Peki siz e, seyirciyle olan iletişiminizde bu yeni teknolojilerden faydalanarak farklı şeyleri deneme e, arzusu içinde misiniz yoksa e, yine tiyatro ve ekranlarda mı e, kalmayı tercih ediyorsunuz? Evet tiyatro, e, sinema, e, televizyon zaten beni bir şekilde seyirciyle buluşturuyor. Ben doğru mu anladım? Yani, yani etkileşim olan evet etkileşim olanakları adına bu dijital platformlar da çok ilginç şeyler e, sunuyor. Hiç böyle denemek ister miydiniz acaba diye merak ettim. Yani zaman zaman düşünmedim de değil ama şimdi yeni oyunculara başlamış bir genç olsaydım herhalde benim de çıkışım o yolla olurdu diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü bir sürü genci böyle tanıdık. Tabii. Yok Yok işte YouTuberlar yok şunlar yok bunlar ya da videosunu işte Instagramına koyan oradan yayan insanlar Tabii. bilmiyorum şimdiki zamanın tanınırlığı bilindik olma yolu bu ben de belki bu yolu tercih ederdim şimdi ama. Ee, geç mi benim için? Onu da bilemiyorum zaman gösterecek. Şu anda henüz öyle bir projem yok ama e, ben e, eski sistem devam edeceğim galiba bir müddet Evet. Evet. Ee, yani hiçbir sakıncısı yok. Gayet evet. memnunuz o kısmından da. Yeniler yapıyorlar zaten. Üstlerine düşen evet, onlar yapsınlar. Evet. evet. belki de öyle. Demet Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ederim. Çok güzel bir Bu sohbet. Arada gerçekten mi? Gıkı çıkmadı bunların. Değil mi yani? Aa, hani hayır, yalanla sessiz. değilmiş. Sessiz evet, yalanla sedasız değilmiş. yanımızda çatır çatır yıkıyorlar. Vallahi gayet e, siz... başarılılar. Zaten aşinayım ben de e, efendim kendilerine. E, marka olarak. Çok yakın bilirim. Ne güzel. Gayet de başarılı. Sizinkiler ne durumda bilmiyorum. Benim lekeler çıkmış yani onu net olarak söyleyeyim. <laughs> o zaman biz geç asmaya geçelim mi? Evet yavaş. Sonra da ütü sonra... var daha işimiz evet, çok. Aynen. Biz ütüye geçiyoruz çok efendim. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olun. Görüşmek üzere. <laughs>